aşk kokan anlar. Olmaz. Evet Murat abi, Dringer e, şu an güncel form olarak en iyi 100 NBA oyuncusu listesini yine güncelledi. Şu anki son listede Nikola Jokic 1. sırada, Antetokounmpo 2, Doncic 3, Embiid 4, Stephen Curry 5, Shai 6, Kawhi 7, 8 Jason Tatum, 9 Kevin Durant, 10 ise Devin Booker ilk 10 sıra. Alperen Şengün ise 35. sırada yer aldı. Ringer'ın bu listesini nasıl değerlendiriyorsun? Bir kere e, yani Alperen'e gelmeden Şahin daha yukarıda olması lazım. E, 6. sırada şu an. Şu anda Embiid'in de 65 maçı bulamayacağı belli olduğu için hı hı. yani herkes Jokic, Şahin ve Doncic arasında favori de Jokic diyor. Şimdi Alperen'in 35. Şimdi 35 kulağa çok hoş gelen bir rakam değil. Evet. Ama şöyle bir şey var. Onun önündeki 34 oyuncunun 8 tanesi %1 milyar Hall of Fame olacak. Jokic, Yanis, Embiid, Curry, LeBron, Kawhi, Durant ve Harden. Bunların hepsinin geçmişinde ya Lig MVP'si var ya final MVP'si ya da ikisi. Evet. Ondan yani şimdi bu sekize hiçbir şey diyemez. Ve bunların hiçbiri de bu sene oynadığı zaman... Yani vasatın üstü bile değil, çok iyi oynuyor. Ondan ben bu sekize hiçbir şey diyemiyorum. Şimdi ikinci bir grup çıkardım. MVP yarışında adları geçenler. Bu sene geçenlerle ilave olarak en az... İki tane MVP yarışında oy almışlar. Şimdi Luka, Shai, o da burada. Evet. Tatum, o Jason da, Tatum. Da Devin Booker, Donovan Mitchell, Jimmy Butler, Dame, Anthony Davis ve Paul George. Dokuz tane oyuncu. Bunların dokuzunun da basketbolu bıraktığında ...Hall of Fame olma şansı %90 veya üstü. Evet çok yüksek. E şimdi 17 tane oyuncu zaten... ...yani kimse falan... Ya ...şimdi burada Westbrook olsa tamam. Ki bench'ten iyi oynuyor. Ama evet, yani iyi. bu oyunculara hiç kimse... ...ya Alperen şundan daha iyi şu anda diyemez. Şimdi Alperen açısından önemli olan... ...bu saydığım toplam 17 oyuncu arasında... En genci Gildiz Alexander, 25 yaşında. Yani 4 yaş fark var Alperen'le onun arasında. Evet. Şimdi Alperen'in önünde olan diğerlerine gelelim. Tyrese Halliburton müthiş oynuyor. Jalen Brunson müthiş oynuyor. Anthony Edwards müthiş oynuyor. De'Aaron Fox müthiş oynuyor. Jamal Murray zaten evet. Niye bir önceki listede adı yok? Onu da anlamadım. Ha BMA'de Bayevi ben tartışırım. Evet. Katılıyorum. Onu ben tartışırım. Domantas Sabonis'i de esasında tartışırım ama öyle istatistikleri var ki... 23. sırada yer almış o da. Tartışamazsın. Evet. Trey evet. Young, Jalen Brown, Karl Anthony Towns, Tyrese Maxey, Laurie Markkanen, Brandon Ingram, Zion Williamson, Ja Morant, Scotty Barnes ve Pascal Siakam. Bunlar, bu üç grup, Alperen'in önündeki 34 oyuncu. Şimdi bu son gruptan Barnes 22 yaşında, Edwards 22 yaşında, Halliburton, Maxi ve Zion 23 yaşında. Yani Alperen, Şengül hepsinden genç. Evet. Yani burada Alperen'in Nerede olduğuna değil, önümüzdeki yıllarda nerede olabileceğine bakmamız lazım. Üstelik sadece 3. sezonunu oynuyor ve tüm bu oyuncular arasında sadece 3. sezonunu oynayan Skari Barnes var. Evet. Yani hem yaş olarak hem sezon olarak Alperen avantajlı. Şimdi burada haksızlık demeyelim de işin tuhaf tarafı. Bu tüm bu oyuncular arasında All Star olmamış bir tek Alperen var. <laughs> evet o da maalesef... ...içimizde ee, bir burukluk. Toplam... ...9 oyuncu burada 30 yaş ve üstü. 27 ile 29 yaş arası 10 oyuncu var. Yani Alperen 27 yaşına geldiğinde... ...büyük bir ihtimalle 19 oyuncu bu listeden ya basketbolu bırakmış olacak... Hı hı. ...ya da... ...işte... Veteren minimum kontrata falan oynuyor evet, olacak. Ee, yani Zion, Membi ki arkasında Alperenin. 38 olması lazım Membinin. Ee, evet. 39 Chet hı hı. ve Evan Mobley. Şimdi bunlar uzunlar arasında çok formda hepsi de bu e, Alperen'in önümüzdeki yıllardaki en büyük rakipleri, rakipleri. gibi e, gözüküyor ki listede Paul Banquero da var. O da hemen Alperen'in bir altında. Devin Vassell da var. E, yani böyle 6-7 kişi arasında Alperen'in hedefi şu olmalı. Yani bu en bir tamam ama yani ben de ilk üçte devamlı olmam gerekir. Hı, hı o noktaya gelmem gerekir... şey olması lazım. Şimdi burada... şeyleri yaptıkları zaman bir şey benim dikkatimi çekti. Yüz oyuncu arasında... orada... yorum yapıyorlar. Niye seçtiklerine dair. Detaylı açıklamalar var. Yani. Alperen'in... en olumlu şeyleri... bir pas virtuosu. Müthiş oyunu anlaması ve hissetmesi. Üçüncü de... İşte Alperen'in buna çok dikkat etmesi lazım. Ridiculous upside diyor. Ridiculous upside şu demek. Bardağın o kadar az bir kısmı dolu ki şu anda. Yani hepsini doldurursa ya da büyük büyük bir şeyini doldurursa uçacak. Potansiyeli var. Potansiyeli var. Şimdi ridiculous upside ilk yüz arasında Anthony Edwards'da var. Yazılmış. Evet. Yes hiçbir şey diyemezsin. Tabii. Tyrese Maxey de var. O da. Scotty Barnes de var. Tabii ki Wemby ve Chet de var. Jalen Williams da var. Evan Mobley de var. Bir de Cade Cunningham'ı koymuşlar. Bence o daha soru işareti. Evet. Yani toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 oyuncu daha var ilk 100 arasında. E şimdi burada Alperen'in ee, yaşını da, tecrübesini de e, göz önünde bulundurarak bunu bir hedef koyması lazım. Ringer çok ciddi bir şeydir. Yani. Belli. İstese, çalışsa, işte biraz daha güçlense, biraz daha fizik şeyi olsa, üçlü geliştirse, serbest atışı biraz daha istikrarlı olsa, adamlar diyor zaten, yani bardağın çok daha çok önemli bir kısmı da olmadı. Ama dolan bölümler de bana sorarsan bir uzun için yani antrenmanla e, geliştireceğin şeyler değil. Yani o sağ görüşü, oyunu hissetmesi, o pasları verebilmesi, bunların hepsi onun özelliğin yani özellikleri basketbol özellikleri. Hı hı. Tamam, çalışarak bir kısmını geliştirmiş olabilir ama biraz da Allah e, vergisi.